Gençlik ve Spor Bakanı AK Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karasan, milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Siyah Yılmaz, İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsun'un Havza, Vezir Köprü, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde vatandaşları ziyaret ederek 1 Kasım seçimlerinde verilen desteğe teşekkür etti. Türkiye'nin 7 Haziran seçimlerinden sonra zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Bakan Çağatay Kılıç, "Bütün bu süreç milletimizin gözleri önünde yaşandı. İnanıyorum ki herkes 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde belli bir analiz yaptı. Biz AK Parti olarak AK analizimizi yaptık. 1 Kasım'daki seçim sonucunda analizimizi yapıyoruz. Bizden beklentilerin ne olduğunu biliyoruz. Milletin bize vermiş olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek milli iradeyi bugüne kadar nasıl el üstünde taşıdıysak bundan sonra da böyle taşıyarak milletimizi en güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız" diye konuştu. Bakan Kılıç, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar milleti her zaman baş üstüne tuttuğunu ve bundan sonra da tutunacağının altını çizdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karasan ise ziyaretlerde yaptığı konuşmada "Millet bize şunu söyledi, belki tüm dünyada ayrışmalar, radikalleşmeler, bir takım cepheleşmeler yaşanırken Türkiye'de AK Parti çatısı altında büyük bir birleşme yaşandı. AK Parti Türkiye'ye bir gelecek vaat ettiğinin sözünü verdi. Daha aydınlık, daha umut dolu ve çoluk çocuğumuzu ve kendimizi güçlü hissedeceğimiz bir ülke vaat etti. Bu vaatler en kısa zamanda gerçekleşecek" dedi.